Esenyurt, Davut Paşa, arka sıradaki diğer dizi seti, Bedaş davasının adalet arayan işçi aileleri ve hukukçuları olarak günlükteki ailelerin adalet mücadelesinde yanlarında olacağımızı da paylaştık. Buradan da tekraren duyuruyoruz. O yüzden de günlükteki diğer davalarda olduğu gibi günlükteki aileleri de yalnız bırakmayalım diyorum. Söz almak isteyen... Geçtiğimiz günlerde Çapa Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir temizlik görevlisi yaşadığı süreç var. Onunla ilgili olarak taş işlerden bir arkadaşım kendisini tanıtıp ve süreci anlatacak. Merhabalar diliyorum. Ben bir taşeron işçisiyim. Adım Cemal Bilgin. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışmaktayım. İki hafta önce bir temizlik personel arkadaşımız taşeron firma görevlisi, yetkilisi emrederek logara sokuluyor. İki hafta önce yağmur yağmıştı. Logarın taşmasıyla beraber lağımı eliyle, ayağıyla resmen oradaki logarı açmak için içine girerek oradaki metan gazına ve enfeksiyona maruz kalıyor. Bunu, bu arkadaşımızı, Zafer arkadaşımızı eve gönderiyorlar. İşte senin tansiyonun düşmüş, şekeri yükselmiş. Bu arkadaşımız 24 yaşında. Eve gidiyor ve hiçbir işlem yapılmıyor. Sağlık üreten bir kurum. Halka sağlık veriyor. Ama bir sağlık kurumu kendi işçisinin sağlığını düşünmüyor. Bu arkadaşımız sonra acil dahiliye geliyor. İşte kan tahlilleri vesaire derken bu arkadaşımız bilinç kaybı ve yoğun bakıma gidiyor. Anlaşılıyor ki bu arkadaşımız karaciğer yetmez diye. Bu arkadaşı bir ay önce de eline enfeksiyonlu bir iğne batmış bu arkadaşımızın. Sebebi belli değil. Direkt bilinç kaybı ve yoğun bakıma gidiyor bu arkadaşımız. Bu arada taşeron firmadan hiçbir haber yok. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Dekanlığı, Başhekimliği, Müdürlüğü uyuyor. Gözleri kör, kulakları sağır. Çünkü neden? Bu arkadaşımız kadrosuz, güvencesiz ve taşeron işçi. Çünkü neden? Her üç ayda bir taşeron firmalar değişiyor. O kadar çok firmalar değiştiriyoruz ki çalıştığımız firmaların sayısı belli değil. Aileyle konuşuyoruz. Ailesine diyoruz ki hukuki yoldan başvuralım. Hakkımızı arayalım. Çünkü o kadar çok arkadaşımızın eline iğne batıyor ki dezenfektanlar o kadar adi, ucuz ki ciltte alerjik hastalıklar belirliyor. Yani bizler bu şekilde Türkiye'nin her yerinde inşaatından, özel sektörüne, kamu kurumlarından her yerinde taşeron işçiler maalesef artık kadrosuz, güvensiz çalıştığı gibi hukuktan yoksun, artık bizler canımızı ödüyoruz. İş kazaları gibi, iş sağlığı gibi. Artık bizler canımızla ödüyoruz. Az maaş alan biz, çok çalışan bizleriz. Hukuktan yoksun, her şeyden yoksun. İdareciler, yöneticiler nerede? Çalışma Sosyal Bakanlığı nerede? Sağlık Bakanlığı nerede? Tüm Türkiye'de çalışan maalesef işçiler her türlü şiddete maruz kalıyor. Her şeyde bizler ön planda çalışıyoruz. Ama her şeyden yoksun bizleriz. Niçin biz bunlara maruz kalıyoruz? Devlet nerede? Çalışma Sosyal Bakanlığı nerede? Sağlık Bakanlığı nerede? Soruyoruz. Artık yeter diyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İş kazasında kaybeden ailelerine başsağlığı, iş kazasında kaza geçen arkadaşlar acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Söz eklemek isteyen yoksa Selin Erdem'in ailesinin Ramazan ayı öncesinde bir hayrat yemeği var. Dernekte olacak. Bütün
destekleyen ve katılımcıları yemeğe davet ediyor. İş cinayetlerine duyarsız kalmayan buradaki gazeteci meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben de son olarak tekrar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Adalet nöbetlerinde umarım en kısa sürede bir an önce sonuç alırlar ve tüm sorumlular açığa çıkar ve gerekli cezaları alırlar. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, önümüzdeki ayın ilk pazarında 21. Vicdan ve Adalet Nöbeti'ni gerçekleştirmek üzere. Hepinize biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Selim Erdem kardeşimizin hayrat yemeğine hepinizi davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.